Merkür'deki koşullar neler? Merkür, daha önce de ifade ettik, senkronizasyondan bahsettik. Şimdi Merkür, Güneş'le senkronize durumda yörünge açısından. Ve biz buna spin orbit rezonansı adını veriyoruz. Ve kendi ekseni önünde 3 kez döndüğünde Güneş etrafında 2 kez dönmüş oluyor. Ve bir yüzü sürekli Güneş'e bakmıyor. Ama bazı kısımları yüzeyi Güneş'i diğer kısımlara kıyasla daha çok görüyor. Ve biz buralara sıcak noktalar diyoruz. Yani Merkür'de bir yıl kaç gün, bunu düzelteyim, 3 tur kendi etrafında döndüğü zaman Güneş etrafında 2 kez dönmüş oluyor. Yani 1,5 gün gibi. Yani 1 yılı 1,5 gün. Ve en sıcak olduğunda hep hep aynı tarafı bakıyor. Evet, ay gibi. Ama ay hep aynıyken Merkür girip çıkıyor. Aslında senkronize ama ikinci olay ayla dünya arasında var. Yani bunlar, hep aynı yüz bakıyor. Bu aynı tarafı burada bakıyor. Burada hafif değişiyor. Bu hafif değişiyor. Neredeyse kilitli. Evet. Bu bizim baktığımız tarafı Güneş'in sıcaklığını alıyor ve çok sıcak bölgeleri var ekvatoru civarında bu fotoğrafta. Bu yüzeyi aslında pişirmiş gibi, gerçekten çok sıcak başka yerlerine kıyasla. Mesela 90 derece uzak kaç derecedir? Birkaç yüz. Mesela sıcak noktada birkaç yüz. Soğuk yerde de eksi birkaç yüz. Ve o kadar soğuk ki kutuplarında Merkür aslında su buzunu orada stabil buz olarak daimi bir şekilde kraterler içinde muhafaza edebiliriz. Hiç güneş almıyor. O kadar derin ve sürekli gölgede ve su buzunu orada muhafaza edebiliyoruz. Veya gün doğuşu manzarası vardır. Koca bir güneş doğuyor ve koca bir güneş çok batıyor. Yakındasınız güneşe. Evet, güneş doğarken biraz daha batıyor. Doğarken batıyor, sonra tekrar doğuyor. Ve orada oblik bir durumda yok. Yani dünya biraz eğiklik olduğu için mevsimler var. Ama güneş Merkür'de ya doğuda ya batıda. Beşinci resme geçelim arkadaşlar. The fifth. Konuşalım bir şey kalalım. Do we talk too much more about Mercury? Merkür'e devam edelim mi? Belki araştırmayla ilgili Celal Bey'le. Şimdi daha önce de sormuştunuz, Merkür'ün iç sıcaklığından bahsetmiştiniz. Bu gezegenin içi sıcak ve soğuyor. Celal Bey'le birlikte biz bunun haritasını çıkardık Merkür'ün yüzeyinin ve soğuma oranını bulmaya çalıştık. Ve çünkü soğuduğu zaman hacmi değişiyor. Zaman içinde o denli soğumuş ki 10 kilometre kadar küçülmüş çapından. 20. Peki 20 olsun. Peki. Tüm gezegen çekmiş boyu itibarıyla küçülmüş. Çünkü soğuduğu zaman küçülüyorlar. Mesela yüzük de öyledir, elinizden çıkar. Aynı durumda da Merkür'de bizim elimizde yeterli veri yokken fiziksel açıdan baktığımızda kestirimler yapıyorlardı. İşte 5 kilometre, 10 kilometre küçülmesi gerekir diyorlardı. Çünkü içindeki malzemeye göre mantıklı olmalıydı. Bir elmayı çürüyüp buruştuktan sonraki halini görüp elmanın orijinal yarıçapını hesaplamaya çalışmak gibi bir şey bu aslında. Öyle değil mi? Right. Evet, aynısını bizler de yapmaya çalıştık, başkaları da yapmaya çalıştı. Ama uzun süre modeller ve gözlemler birbirini tutmadı. Gözlemler modellere göre çok daha azdı. Elimizdeki veriler Messenger'dan alınıyor ve tüm gezegenin haritasını çıkardık ve modellerin kestirimleriyle tuttu artık. Ve biz de Celal Bey'le bunu yayınladık. Evet, bir sonraki geçeriz arkadaşlar, 5 numaraya.
Burada Venüs'ü görüyoruz. Bu ikinci gezegen. Venüs çok garip aslında. Birçok sebebi var. Neredeyse Dünya ile aynı büyüklükte. Ama bizimkiyle ilgisi yok. Yeşil ağaç yok, hiçbir şey yok. Diğer bir problem de dediğimiz gibi Titan hani vardı ya Satürn'le. Ama bir sarı sis var. Yüzeyini göremiyoruz. Buhar var. Venüs'ün atmosferi bizim içini görmemiz için imkansız bir hale getiriyor. Karbondioksit yüzeyini alıyoruz görüntülerini ve normal bir fotoğraf makinesi yerine radar kullanıyoruz. Tıpkı havalimanlarındaki gibi aynı teknolojiyle görüntülerini almaya çalışıyoruz. Venüs'ün rengi bu değil ama radar dalgalarıyla görebilseydik bu ve atmosferin içinden yüzeyi görebilseydik bunu görürdük. Sadece bir kere değil, yani tarihte Venüs'e bir uzay gemisi indirmeyi bir tek Sovyetler Birliği başardı. Çok sayıda denemeden sonra ve indirdikleri bu Venera projesi 1970'lerin ilk kısmında başlayıp 80'lere kadar uzanan ve Sovyetler Birliği'nde binlerce bilim adamının ve mühendisin çalıştığı bir proje. Ve indirdikleri bu Venera aletlerinden bazıları Venüs yüzeyinin şartlarına beklenenden daha uzun dayandı. Normal olarak 30 dakika, 35 dakika dayanmaları gerekirken 1 saate yakın dayananlar oldu. Ve Venüs yüzeyinden doğrudan fotoğraf çekip gönderebildiler. Venüs atmosferinden inerken bir sürü atmosferik parametreyi ölçtüler. Radyasyon şartları, atmosfer kimyası, atmosferik basınç gibi ve kameraları özellikle elmastan yapılmak zorunda kaldı. Çok aşırı atmosfer basıncından dolayı kameralar çatlamasın diye. Bu yani uzay araştırmaları yönünden ve mühendislik açısından dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir Venüs'e Sovyetler Birliği'nin indirdiği uzay gemileri. Evet. Şimdi Venüs şartlarından bahsederken hani Mars, Dünya, diğerleri hepsi kolay. Hani soğuk ya da sıcak ama Venüs'teki basınç 1 kilometre okyanus altındaki basınç gibi ve sıcaklık hani fırınımızın kendisini temizlediği sıcaklık. İnanılmaz bir sıcaklık. 400 something. 400 küsur derece. İnanılmaz bir sıcaklık ve hiçbir aletin doğru dürüst çalışması mümkün değil. Onun için inecek bir şeyin çok düzgün dizayn edilmesi gerekiyor. Yani şu anda bile kolay kolay kalkışılacak bir şey. Fırının kendini temizlemek için ulaştığı ısı diyor. Isı. 460 derece ve 90 bar basınç. Yani bu odadaki basıncın 90 katı. Ve bir şey indiği zaman öncelikle paraşütle değil, doğrudan giriyorlar ve okyanusun dibine iner gibi. Çelikten ya da titanyumdan yapılıyor. Çok büyük. Ve köpek balığı dişi gibi dişleri var. Ve yere batarak, yere sıçrayarak iniyor. Bazen eğiliyor, bazen bükülüyor. Ama fotoğraf alabiliyorlar, kimyasal veriler alabiliyorlar. 60 dakika ya da 120 dakika kalabiliyorlar, eziliyorlar ve sona eriyor. Fakat ilginç bir şey, tabii bunu nasıl dünyaya bu verileri ulaştırdılar 1970'lerin sonunda? Çünkü oraya indireceğiniz aletin enerjisi belli. Venüs çok uzakta. Bir tanesi Kırım'da, Yevpatorya'da, benim ailemin geldiği yerdir Kırım'da. Bir tanesi Kamçatka'da. Bir tanesi de bir Hint Okyanusu'nda gezen adı Yuri Gagarin olan bir gemide olmak üzere üçlü radar sistemiyle buradan gelen çok zayıf sinyali aldılar. Ve bu sinyal o kadar zayıf ki bu sinyali doğru dürüst algılayabilmek için söz konusu radarların iç kısımlarını dondurmak zorunda kalıyorlar. Çünkü sıcaklığı düşürdüğünüz zaman radarı yaptığınız malzemenin içindeki metal salınımları da azalıyor. Siz böylece bu sinyali yakalayabiliyorsunuz. Bu şekilde ilk kez Venüs'ün yüzeyinden doğrudan alınmış fotoğraflara ulaştık. Bu olağanüstü bir şeydi gerçekten. Yani bütün uzay araştırma tarihinde beni en çok etkileyen budur. Son derece zor Venüs'ü çalışmak, etüt etmek. Bu bir problem. Birazdan Mars'a da geleceğiz. Mars çok güzel, ulaşması da kolay. Ama görmesi de kolay. Üzerine inmesi de kolay nispeten. The sixth image. O kadar ilginç. Bir sonraki slide'da bu bakın. Soldaki bu
Çok nadir fotoğraflardan birisi Venüs yüzeyinden. Sağda da dünya var. So these are the shark teeth. Bu Rusların çektiği fotoğraf. This is what the Russians took. Bu sağda Alpleri görüyorsunuz. Alp dağlarını. Venüs aynı büyüklükte, aynı malzeme. Aşağı yukarı Güneş'e aynı mesafede. Yoğunluğu aynı. Ve hatta neredeyse aynı gezegen dersiniz. Ama astronomlar ve astrofizikçiler için aynı. Biz eğer bir başka dünyadan bize bakanlar için egzo gezegensek ikisi de aynı görünüyor uzaktan bakan biri için. İkisinde de yaşam var diyebilirler yani. Öyle ne kadar yanlış düşünmüşler. Yani evet, genelde şunu söylerler. Buna geleceğiz bilahare. Bu çok önemli bir husus. Şimdi dünyamsı gezegenler yaşanabilir bölgede dolaşıyor derler. Yaşanabilir bölgede ve dünya benzeri bir gezegen ve ne kadar farklı. Ve bilmiyoruz. Venüs neden böyle bilmiyoruz. Modeller var, fikirler var. Neden olabileceğine dair fikir yürüten. Belki de bir sera gazı etkisi oldu. Neden oldu, ne zaman oldu bilmiyoruz. Aynı şey dünyaya olabilir mi yarın öbür gün? Olabilir. It will happen to Earth. Olacak dünyaya, evet. Neden olacak dersek başka bir sebebi yok. İklim değişikliği bir problem ama bu boyutta değil. Güneş daha parlak oluyor. Yaşladıkça boyutu büyüyor, daha parlak hale geliyor ve 1.2 milyar yıl mı olur, 1 milyar yıl mı? Ama öyle bir parlaklığa ve büyüklüğe oluşacak ki gezegenimizi çok sıcak yani hale getirecek. İklim değişikliğinden farklı. 50 derecelere vardığında okyanuslar buharlaşıyor. Daha ötesinde kızgın hale oluşuyor, getiriyor. Sera gazı etkisi, bulutlar oluşuyor, kalın bulutlar. Ve buna biz runaway sera gazı etkisi diyoruz. Ve o kadar sıcak oluyor ki bir döngüye giriyor, kendini yemeye başlıyor. Ve bu o meydana geldiğinde daha kızgın oluyor, su kaybı yaşanıyor. Ve sonuç itibarıyla bütün su okyanuslar, okyanuslardaki buharlaştığı zaman su tektonik plakaların çökmesine yol açıyor. Hayata yol açan, bizim gezegenimizi soğuk tut, serin tutan bu süreç duruyor ve durduğu zaman gezegen farklı farklı levhalar yerine tek bir levha oluyor. Giderek daha kızgın hale geliyor. Volkanizm artıyor. Volkanlar ve yanardağlar bu sıcaktan kurtulmak zorunda ama karbondioksit bulutları olduğu için ısı hapis kalıyor ve 2-2,5 milyar yıl içinde şu durum buna dönecek, benzeyecek diye düşünüyoruz. Tam tersi de olabilir. Venüs de birkaç milyar yıl önce, 3-4 milyar yıl önce dünya gibi olabilir büyük ihtimalle. Çünkü yapı taşları Venüs'le dünyayı oluşturan aynı gezegen muhitinde bölgesinde olduğumuz için Venüs'te olması gerekiyordu. Belki de hayatının bir tarihinde vardı. Venüs niye bu hale gelmiş o zaman? Dur, yani başka bir şeyden de olabiliyor demek ki. Şu anda Venüs'te sürmekte olan bir kıta tektoniği yok. Yok. Halbuki dünyada var. Kıta tektoniği yok demek Venüs'ün üzerindeki levhalar birbirinin altına dalmıyor ve volkanizma günümüzde oluşturmuyor demek. Bu neden böyle? Bunu bilmiyoruz. So we don't know exactly why is this way. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bunların dışında bu iki gezegenin birbirinden bu kadar farklı olmalarını gerektirecek hiçbir şey yok.